Saddam'ın acımasız askerleri tarihin en utanç verici günlerinden birine 28 Mart 1991'e yürüyorlardı. Türkmeneli kan ağlıyor, yaşanan dramlar yürekleri dağılıyordu. Tarihe Altın Köprü katliamı olarak geçen soykırımda yüzün üzerinde Türkmen şehit edildi. 1991 senesinde 28 Mart'ta Altın Köprü'nün yaşadığı çok büyük bir acı gün. Aslında tek bir gün değildi. Bu Saddam Hüseyin rejiminin zamanında peşmerge güçlerinin Kerkük ve Altın Köprü'yü işgalinden sonra Saddam Hüseyin'in rejiminin askerlerinin Kerkük'e ve Altın Köprü'ye bastırmalarıyla başlamıştı. Şimdi tabii bizim Türkmenler Altın Köprü'de, Kerkük'te, Tezahüratı'da ve Tuz'da hiçbir ilgimiz yoktu aslında oradaki yaşanan olaylarla ilgili, oradaki peşmergeyle hiçbir bağlantısı yoktu. O yüzden de Saddam Hüseyin'in askerleri bizim bölgeleri işgalden kurtarmak için geldiklerinde bizim Türkmenler suçsuz oldukları için, herhangi bir olaya karışmadıkları için kaçmadılar, kaldılar. Ama peşmerge güçleri, peşmergeler kaçtılar. Kuzey Irak'a doğru kaçtılar. Ama bizim Altınköprü'dekiler kaldı. Çünkü sonuçta bizim orada olan Altınköprülüler, Türkmenler birçoğu Saddam rejiminde, Saddam askerlerinde askerdiler. Ve general vardı aralarında, subaylar vardı. O yüzden herhangi bir sıkıntılar yoktu aslında Saddam Hüseyin'in rejimine karşı. Askerler girince orada kim varsa, ellerine kim geçtiyse herkesi yakaladılar. Küçüğünden büyüğüne. Yani en küçüğümüz 13 yaşında bizim Atilla Ahmet Köprülü ve 70 yaşında da adam vardı aralarında. Bunları hepsini toplayıp kamyona yükleyip o şekilde götürdüler, yok ettiler aslında. Ve Ramazan ayıydı, yine Mart ayıydı, Ramazan ayıydı. Bunlardan 3 gün, 5 gün falan haber çıkmadı. Nereye götürdüklerini de hiç kimsenin bilgisi yoktu. Kimse de bilmiyordu nereye götürdüklerini. Şimdi gidenler de herkes, aileler rahattı. Neden rahattı? Çünkü herkes diyordu ki bizim yani zaten bizim kardeşimiz, babamız, akrabası kim varsa zaten diyorlardı ki bizim herhangi bir ilgimiz yok. Peşmergeyle veyahut da Kürt'ün Saddam'a karşı yaptığı işgalle ilgili. 5 gün sonra veyahut da ben tabii o zamanlar yaşım 13 yaşındaydım. Hatırlıyorum. Bir gün çok iyi de hatırlıyorum. Yaklaşık bir hafta sonrası bir tane çoban bizim Altınköprü kasabasının yakın başka bir kasabadan bir tane çoban gelmiş Altınköprü'ye. Demiş ki şimdi Altınköprü ile o Dibis diye bir kasaba var. Dibis ile Altınköprü'nün arasındaki kasabada çok sayıda ceset var, cesetler gördüm. Acaba bunlar size mi ait? Tabii bizim büyükler Altınköprü'den hemen gittiler oraya. Bir baktılar tabii ki bizim Altınköprü'den topladıkları yaklaşık 149 çocuk ve büyük. Yani aslında hiç bakmamışlardı. Erkek ne varsa toplamışlardı. Tabii bunların da tamamı Türkmen milletindendi. Bizim Türkmenlerden de Altınköprülüydü. Bunların arasında Kerkük'ten kaçıp da Altınköprü'ye sığınanlar da vardı. Bizim akrabalarımız vardı. Aslında Kerkük'te oturuyorlar. Kerkük'te ikamet ediyorlar ama Altınköprü'ye gelmişlerdi. Çünkü Altınköprü daha güvenli, daha emin bir yer diye. Maalesef onları da hepsini götürmüşlerdi. Ve bunları kurşuna dizmişler. Saddam rejimi kurşuna dizmiş toplu halde ve dereye atılmış bir şekilde. Üzerlerine de rastgele toprak atılmış. Tabii o çoban geldiğinde bizimkiler gittikler zaman tabii çoğunun etleri kalmamıştı bile. Yani oradaki kurda çakala yem olmuşlardı maalesef.
Kimin kemiği kalmış, kimin kıyafetinden, kiminin ayakkabısından herkes böyle kendi şeyini, cenazesini teşhis edip bizim Altınköprü'de bir toplu mezar gibi bir şey yapıldı aslında. Şehitler mezarlığı oldu orası. Oraya defnedildiler. Aradan çok yıllar da geçti. Dünyaya duyuramadık aslında. Hep kaldı bizim aramızda. Yani biz Türkmenler olarak bunu hep biliyoruz. Bunun detaylarını biliyoruz. Nasıl olduğunu biliyoruz. Nasıl suçsuz olduklarını biliyoruz. Ki artı bunun sadece şey olarak, şehit olarak görmüyoruz. Bu bir katliam. Bu bir milleti bitirmekti aslında. Yani bir katliam yapıp o milleti yok etmek. Yani Altınköprü zaten Osmanlı zamanının bir kasabası. Yani adı üstünde Altınköprü. Kerkük'e bağlı bir kasaba. Maalesef işte oradaki Türkmen'i bitirmekti amaç. Amaç oradaki Türkmen'i bitirmekti. Ve burada da Türkmenler suçsuz yere şehit oldular. Birçok aileden yetim kaldı. Birçok aileden babasını kaybeden oldu, oğlunu kaybeden oldu. Hatta bir aileden 3 kişi, 4 kişi, bir aileden 2 kardeş, 1 baba, bir aileden 3 kardeş, 1 baba, bir aileden 2 kardeş. Yani herkesin, her aileden mutlaka orada şehit oldu. Herkesin malumu ki bundan 33 yıl önce 28 Mart 1991 tarihinde Irak'ta Türkmen şehri Altınköprü'de asırlar geçse de bile unutulmayacak olan bir katliam yaşanmıştır. Altınköprü katliamı 1959 Kerkük katliamının ardından yaşanan Irak Türklerinin tarihinde tarihe kaydedilmiştir. Saddam'ın özel birliğine mensup gözü dönmüş askerleri tarafından teker teker sırf Türk oldukları için elleri gözleri bağlanarak katledilmişlerdir. Tabii ki bizler şehit ailesi olarak içimiz yanır. Çünkü bizim şehitlerimiz suçsuz günahsız öldürdüler. Mahkemeye verilmeden, adlarını sormadan, kimliklerine bakmadan suçsuz yere, günahsız vurdular. Onun için bu olay Irak Ba'ath Partisi'nin alnında bir kir lekesidir. Kir lekesi kalacak, silinmeyecek. Buradan kıyamete kadar bizler bu olayı unutmayacağız, unutturmayacağız. ...28 Mart 1991'de Altınköprü'de büyük bir katliam oldu. Aradan 33 sene geçti. Biz şehitlerimizi her zaman yad ederiz. Hiç unutmamışız. Sanki bir günmüş gibi içimiz hala kan ağları. Şehit abim o günsü, yani bir gün öncesi 27 Mart... ...bayağı bombardıman bir ağırlaştı bizim Altınköprü'ye. Ondan önceki gün köprünün etrafını kısıtladılar. Ama 27 Mart'ta bilhassa o gün köprünün içini başladılar kasıp etmeye. Ve millet o gece, yani 28 Mart'a girdiğimiz gece köprüde kimse kalmadı. Herkes köprünü boşalttı. Yüzde çoğu yani Erbil için Erbil'e getirdiler. Biz de aynı ailemiz, annem babam işte abilerim, ablalarım hepimizle beraber biz de çıktık. Biz komşunun lorisiyle loriye mindik gittik. Şehit abim, ben mühendisim. Benim üzerime bir şey yoktu. Müdür şubeyim Naftı Şimal'da. Bana bir şey olmaz. Daha doğrusu çıkmadılar evden. Komşuları İhsan, Hacı İhsan var idi, Allah affetsin. Özü oğlu Erdal da şehit oldular aynı o katliamın
katliamda. Üst kaynoğlu ve abim bayağı da çöpürlü var idi o Sirdap'tan çıkarttılar özlerin. Beşe yakın idi sabah, işte Saddam rejiminin ordusu altın çöpürlüğe girdi. Girer girmez çimi gördülerse hepsini topladılar. Bütün gencisi, yaşlısı, yani 70 yaşın üzerinde insan var idi, topladılar. Yüzün üzerinde insanı dibise götürdüler, dibise idam ettiler. Ramazan'ın da 12'siydi. Hepsi de ağız, oruz, hepsi oruz idi, ağızlar oruzluydu. Çok büyük bir felaket yaşadı Altın Köprü. İnanın yani aradan 33 sene geçip hala biz kendimize gelmemişiz. Hala o acını bir günmüş gibi yaşarız, içimiz hala kan ağları. ...1991'de bu hadise yaşandığı zaman bizim Altın Köprü Peşmerge güçleri tarafından işgal edilmiş idi. O zaman genç yaşta Altın Köprü, tabii bizim o zaman karabamız yok idi, su yok idi. Şattan su çekirdik, Çindi mahalle. İlk köprü top atışlarıyla vurulmaya başladı, kasif gelmeye başladı. Hala kulağımdan geçmez o sesler, o havan topları, top atışlarının sesleri. Bizim komşu Şeref Mehmet Savuç dedi, ya dedi siz niyetsiz dedi. Bırakın suları kaçın yeva dedi, köprünün vurmaya başladılar. Tabii o zaman biz de hepimiz ailece geldik, kaçtık. Altın Köprü'de Orta Yaka'ya ulaştığımız zaman herkes bir sayıra tutup minirdi, kaçırdı. Ama peşmerge seytara kurmuş idi Orta Yaka'da. Gençleri eli tutan silah olan gençlerimize izin vermediler. Dediler çıkmazsız, eli silah tutan geçmez. Hatta bizim çürekenimiz de çok zorlandı. Biz arvatlar yer vardı, yakardı peşmergalara. Dediler, biz bizi seytaraya kadar çıkartın, namus şeref sözü döndük. Yani birçok gencimizi peşmerge koymurdu çıkardı. Bir yerden kasif yağırı, toz, duman, millet canını kurtarmaya çalışırı. Yani çok acılı, çok zahmet bir gün yaşadık. Hiç yardımdan çıkmaz. Tabii ölenler de hepsini tanırdık. Ben rahmetli Şalem Feysal, tabii hiç gözümden yetmez bir mevkufu. Babama bir gün öncesi çok yardımı dokunmuş idi. Sonra onun şehit düştüğünü de eşidince yani hiçbir zaman aklımdan geçmez yaptığı iyilikler, hepsinin mekanı cennet olsun. Allah hepsine rahmet etsin ya Rabbi. Bir daha bizim milletimize Allah böyle bir acı yaşatmasın inşallah. ...28 Mart 1991 Ramazan ayında Altın Köprü katliamında tabibi katliam bu seferinde Saddam rejim tarafından oldu. Altın Köprü'ye girdiler. Her evden 3 kişi, 4 kişi, 5 kişi 12 yaşından ta tut 75 yaşlarına kadar 150 kişinin üstü kişinden bunlar hepsini toparladılar. Götürdüler Altın Köprü'nün kasabasının yanında bir yerde hepsini kurşunun önüne sıktılar, katlettiler. Tabii bu ilk katliam değil, her zaman katliamlar olur Türkmenlerin üzerinde. Tabii bunların amacıları Türk soyunu bitirmek Irak'ta. Allah rahmet eylesin bütün şehitlerimizi ya Rabbim. İşte tabii bunların içinde benim ağabeyim Ahmet abim vardı ve iki yeğenim, öz yeğenim içlerindeydi. Atilla 12 yaşında ve Turan adlı 16-17 yaşlardaydı. Allah'tan rahmet, mekanları cennet olsun. Tarih 1991 Mart ayının 28'inde büyük olay oldu bizim Altın Köprü kasabasında. Çerkün kuzeyinden 40 kilometre. O böyle o zaman böyle bir olay oldu. Olayın adı Türkmen'i öldürme olayı. O zaman Saddam'ın askerleri, Saddam rejimi zamanı asker geldi. Saddam'ın askeri köprünün cezası başladı şey yapmadı. Toptan.
top mermilerin yağdırdı köprüye. Üstten de havadan da uçakla varil mermiyle şey yaptırdı. Bombaları. Öyle sabaha kadar. Mesela o aslında o köprü ehliyeti çok katmıştı. Erbil'in sınırı aslında Türkiye sınırında yoksa daha kuzeye, Irak'ın kuzeyine. Bunlar döndükleri zaman ya arılar çocuğu yoktu, insanlar yoktu. Değil bu takip ettiler kendi ondanlarıyla bunları 20 gün sonra buldular. O neden nasıl buldular? Birisi Toman geldi, gelmişti, haber vermişti. Öyle öyle gördüm köpek, bu dadadılar hepsini orada. Kolları, elleri, hepsi, elleri ayakları hepsi dışarı çıkmıştı. Vallahi onu millet gördüğü zaman köprü ehlisi hepsi gitti. Bunları oradan çıkarttı, getirdi. Benim ailemden 5 tane şehit var, 5-6 tane vardı. Birisi benim evim, Erşad Mullah Koçun köprü, amcam. Amcam 70 yaşındaydı, emekliydi. Amcamın oğlu. İki tane halamın oğlu, hepsi genç. Bunları vurdular. Nasıl? Baba oğlunun ölümünü gördü. Oğlan babanın ölümünü gördü yani. Böyle yarvalar yapmayın, şey yapmayın hiç. Yok ne bilirler, küçük, büyük, hepsini bir saydılar. Şöyle başımıza bir böyle bir zulüm geldi bizim bu tarihte. Ya yani bunu Allah kabul eder, Allah hiçbir kabul etmez. İran-Irak Savaşı'ndan dolayı bizim başladığı Altın Köprü'de, Kerkük'te bütün yerde şehitlerimiz, Türkmenler zaten köprü kalkı önceden şehitlerimiz geldi. Hepsinin adında bilen teker teker sayılsam indi zaman aşar. Ondan sonra 1991 28 Mart'ında Saddam tayyası geldi. Hemen ayaklanma oldu. Ayaklanmadan sonra hemen ne kadar Türkmen kazaları var, naheler var Kerkük'te. Köprüde, Tazede, Beşir'de başladı oradan edem etmeye ta Altın Köprü'de son durdu. Ve bizimkiler hepsi beriydi, hepsi not-ı şücaası var idi, hepsi memleketine çok vatani yani şey insanıydılar. Hepsinin not-ı şücaası var idi, kardeş var idi, iki kardeş, baba oğlan var idi, kardeşten kayıncalar var idi, damat var idi beraber. Yani bunların hakkını da şimdi kim alamadık yani. Her yere kimseye diyerek kimse bizi şeye almır, tabi etmir. Bütün Türkmenlerin başlığı olsun ama hakkımızı almak istedik doğrusu yani boşuna gitmesin işimiz. Yüzlerce aslanımız bu ayda biz Gedir olarak Saddam rejimi tarafından asındı. Bir suç bir günahların olmamasına rağmen evlerinde medeni şekilde, sivil şekilde oturup gelip bu zalim hükümet tarafından asındı. Nice ailelerden evlat, baba, oğul önünde birbirini idam edildiler, kestiler. Ama maalesef biz bugüne kadar da çok teessüfle söylüyorum ki bugüne kadar da biz bunu uluslararası mahafilde, uluslararası platformda bunu dile getiremedik, bunu tanıtamadık. Bunu müsaade bütün milletimiz, bütün Türkmen milleti, özellikle Altın Köprüler bu olayı, bu hadiseyi uluslararası platforma taşımaları lazım. Türkiye olarak da, Türk hükümeti olarak da Allah razı olsun onlardan bunu belli bir şekilde yıllık olarak mehtemini dile getirmek, bu katliamı ruhsal arasında ortaya koymak bizim boynumuzun bir borcudur. Bir köprülü olarak bunu söylüyorum. Bir Kerkük'lü olarak, bir Eraklı olarak. Çünkü bu insanlar hiç suçu günah olmadan asındılar bayramın aziz mübarek gününde. Ki Allah Teala bütün ibadet, bütün mahlukatını, bütün insaniyetini bu ayda merhametiyle kavuşturur. Rahmetiyle kavuşturur. Bu zalim hükümet bunları hepsini astı. Babanı, oğlunu babanın gözü önünde açtılar. Ki bir rivayet var der ki, baba demiş, beni asmayın, önce benim oğluma asın, beni asın sonra oğluma asayım, ben oğlumun önünü görmeyeyim. Bu zalim hükümet, bu zalim Bağız Partisi babasının önünde oğlunu astılar. Katram ettiler, katram oldu. Bugüne kadar da bunu da fazlasıyla uluslararasında biz dile getiremedik. Bir harici olayı dile geliyor başım gözüm üzerine. Orada da katliam, orada da zulüm oldu. Ne bileyim bir Dicel meselesi dile getiriliyor. Onlar da katil oldu, onlar da mazlumiyet gördü.
şeyde Çıbayız, Ahvar'da ölen insanlar, onlar dile getirildi. Sadece Türkmen milletinin şu katliamını, şu faciasını hiçbir hükümet tarafından dile getirilmiyor. Ne bizim merkezi hükümet, şu andaki mevcut olan hükümet tarafından getiriyor, ne uluslararası basın bunu dile getiriyor. Bu da bizim boynumuzun borcu olması lazım. Biz bunu her sene, her sene yad edip, her sene bunu uluslararası platforma taşımamız lazım. Türkmen'in de orada katliamı var. Türkmen de orada tarih boyunca bu mazlumiyete uğramış. Bu Cumhuriyet döneminde, kraliyetten, melikiyetten sonra bir gün Türkmenler hep aziyet gördü. 57'de Türkmen çekildi. Binlerce bizim bu ülkede şehitlerimiz oldu. Ya yine de günahımız oldu ki biz Türkmen olduğumuz için, Türk olduğumuz için bunları bizi başımıza geldi yaşadı. Bundan 33 yıl önce 1991 28 Mart ayında Altınköprü kasabası büyük bir katliam oldu. Bu katliamda sadece Türkmenleri oldu. Yüzden fazla şehit verdik Altınköprü'de. Bu kasaba Altınköprü kasabası Türkmen şehri olduğu halde sadece Türkmenleri, uşakları, gençleri, yaşlıları hepsini topladılar bir yerde. Götürdüler bunları Dibis yolunda, orada katliam ettiler. Ve biz de bu olaydan dolayı, bu büyük cerimeden, vahşetten ve katliamdan dolayı orada olan aileler, bütün doktor vardır, mühendisi vardır, iş adamları vardır, gençler vardır, korkudan şeylerden herkes kaçtı Erbil şehrine. Ve Erbil şehrinde oradan da gittiler nereye? Kaçak yollarla yana vatan Türkiye'ye, Türkiye'den de bir kısmı gitti Avrupa'ya, şimdi bir kısmı da Türkiye'de yaşıyor. O da ben de ne kaç yıl, 25 seneden fazladır ben Türkiye'de yaşıyorum. Ve ben de bu büyük vahşiyatı, bu cerimeti, bu katliamı bir şair olarak ve içinden geçeni o olayları bu şiire yazdım. Ve bu şiir de adı Altınköprü Katliamı. 1991, 28 Mart ayı, aldık kara haberi, üzdü tarihler sayı. Orta yaka salahiye saldılar hazinaya. Altınköprü milleti katliama uyandı. Böyle zulüm vahşeti yanan yürek dayandı. Topladılar bir yerde uşak cinsli yaşlını. Haşim, Kasım kardeşler iki beyaz kaşlını. Zubun saça cireni, zamadanı başlını. Kanı bozuk çeteler her bir yeri sardılar. Hepsi masum insanlar suçları yok aldılar. Yalvardılar zalime, götürmeyin bizleri. Yürümeye tutmurdu ayakları dizleri. Bilmedik kime gidek, kimden sorak sizleri. Zalim sete önüne kattı o mercensleri. Bes öldürmek istirdi, kan tutmuştu gözleri. Koydular bir tank üste, götürdüler onları. Sorup sual yedirdik, ne olacak sonları. Zaman geçti aradan, bulundu bedenleri. Kurşunları sıkmışlar yaşlılara, gençlere, nasıl dayansın yürek vahşi işkencelere. Köprü dibis arası bir kan gönlüne döndü. Yerde şehit yatanlar, soku oruç zam verdi. Yetim kaldı balalar, nanca ürekler söndü. Sıktı zalim kurşunu, hiç etmedi merhamet. Yerde şehit düştüler, ruhlarına bin rahmet. Ramazan bayramında Altınköprü kan kustu. Bu büyük cerimeti çoku gördü de sustu. İnsanlıktan adalet biri birinde küstü. Bir gün Türk dünyasında gerçek nizam kurulur. Mahşer günü gelince tüm hesapları sorulur. Yerde şehit yatanlar canımızın canıdır. Kalleşliği yapanlar cani oğlu canidir. Üzülmeyin şehitler, bu dünyada fanidir. Gözü dönmüş çeteler kıydı bunca yücide. Fatihalar okunsun yerde şeyi düşene. Bu ses ne sesli köprü, derin nefesli köprü, geldi şehit kervanı her yerde yazı köprü. Mart'ın 28'i 1991. Mübarek ay hatırına göklerden yağarken nur, katledildi Türkmenler, kimseler demedi dur. Türk'ün dostu yok imiş, hallarımız pek yaman. Bu nasıl bir vahşettir?
aman, Allah'ım aman. Saddam'ın cellatları haneleri bastılar. Çoluk çocuk, yaşlı genç, kim varsa astılar. Deşildi sineleri, Türkmenler kan kustular. Altın köprü üstünde yükseldi kara duman. Bu nasıl bir vahşettir? Aman Allah'ım aman. Perşembeden çıkan gün cumasına geçmeden, ezan sesini duyup orucunu açmadan, şükür ile niyazla bir yudum su içmeden, kurşun yedi yiğitler, dilemedi el aman. Bu nasıl bir vahşettir? Allah'ım aman. Daha gün kararmadan, yıkılmadan ışıklar, ters yüz oldu sofralar, kirlenmeden kaşıklar. Baba diye haykırdı korkan körpe uşaklar. Altın köprü üstünde yükseldi kara duman. Bu nasıl bir vahşettir? Aman Allah'ım aman. Vatan namus demektir, bunu bilen koşuyor. Kurşun yiyen yiğitler diz üstüne düşüyor. Dere yataklarında şehitlerim üşüyor. Altın köprü üstünde yükseldi kara duman. Bu nasıl bir vahşettir? Aman Allah'ım aman. Suçları Türk olmaktı, dokunuyordu kana. Kıydı Saddam rejimi onlarca masum cana. Gökte melekler bile şahitti o gün buna. Serhat gibi göğsünde çelik gibi bir iman. Bu nasıl bir vahşettir? Aman Allah'ım aman. Evladı derelerde kefensizce yatanın, ana yüreklerine paslı hançer batanın, on evladı fedadır taşına bu vatanın, eksilmedi eksilmez Türkmen elinde güman. Bu nasıl bir vahşettir? Aman Allah'ım aman. Şekvaya düşürdüler Samyeli'nin dilini. Sana açtım ya Rabbim, bak elimi kolumu. Türklere bunca zulmü reva gören kulunu, Kahhar isminle katlet, sen eminsin Er-Rahman. Bu nasıl bir vahşettir? Aman Allah'ım aman. Bir bülbül çimen uçtu kafasından, dolandım her yanı, sordum her çastan. Bir bülbül çimen uçtu kafasından, dolandım her yanı, sordum her çastan. Düştüm takattan, bittim nefastan. Senden bir haber bulmadım balam, bulmadım balam, bulmadım balam. Sensiz geceler kan verir yara, ay şehit balam, ay mazlum dönesen. Bilir amanın anca sevesen. Gözüm yollarda dedim dönesen. Bilir amanın anca sevesen. Yüz kurban çasım bez girevesen. Uzun koç oldu, dönmedi balam.